Normally, we want to. Biraz daha uzanayım mı? Hayır. Düşmesin değil mi? Uzanayım mı? Uzanıyorum. Bana bakıyorsun, bana bakıyorsun. Bir, iki, üç. Başla. Baş. Aferin, baş. Baş, çabuk, baş, çabuk, baş, geç. Baş, baş. Çabuk geç. Geçem. Seda. Aa biliyormuş. Oğlum. Yakaladım. Yakaladım, şimdi ben yendim. Şimdi ben yendim. Aa yendim. 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 Kasmaya çalışıyor. Bomba bir şey çok patlıyor orada. Şimdi. Avrupa Şampiyonası bitti hamdolsun. Şu an ailemizle beraber, eşimle beraber vakit geçiriyorum. Tabii güreş zor bir spor. Profesyonel anlamda yapmak gerçekten çok zor. Her şeyini vermen gerekiyor. Ben de bu anlamda en iyi şekilde her zaman şampiyonlara hazırlanıyorum. Eşim de bu anlamda bana sağ olsun çok destek oldu. Özellikle Bianca'nın hayatıma girmesiyle beraber hamdolsun bütün turnuvalarda birincilik elde ettim. 5'te 5 hamdolsun oldu. İlk Avrupa şampiyonum onun memleketindeydi. Evet. Yani altın madalyamı annesinin babasının yanında kendi memleketinde orada kazandım. Onunla beraber performansım arttı. Çok motive ediyor beni. Onun varlığı yetiyor. İnsanın gerçekten böyle desteğe ihtiyacı var. Önceden ailem, annem babam çok destek oldu yanımdalardı. Onların hakkı ödenmez. Şimdi de hanımım, eşim yanımda. İnşallah onun desteğiyle beraber, onun nasibiyle beraber inşallah olimpiyat altında nasip olur. Bütün rakiplerimi biliyor. Bütün. Hepsini biliyor işte. İranlı diyor şöyle güreşiyor diyor. Seni diyor hep diyor dışarı itiyor diyor. Bir sayfa taktik yazmış. Gel maç akşamı. Bir sayfa taktik mesajı. Canım yanmadan hiçbir antrenmana çıkmıyordum. Yaradan bana o şekilde bu şampiyonlukları nasip ediyor. Tecrübeli yaşlardayız ama kendimi halen çok iyi hissediyorum. Hatta fizik olarak en iyi olduğum dönemdeyim diyebilirim. Kuvvet olarak en iyi olduğum dönemdeyim diyebilirim. Ben şimdi enerjimle, hızlılığımla, tekniğimle götürüyordum. Şimdi kuvvetimle, irademle, tecrübemle mesela daha çok maçları götürüyorum. Müsabakalarda o müsabaka günü ve öncesinde yaşadığımız stres gerçekten ömürden ömür götürüyor. Çünkü herkes altın madalya bekliyor. Biz yenildiğimizde aha taha yenilmiş diye ya hiç ummadığım bir yerde ummadığım bir tepki alıyorsun ve çok üzülüyorsun. Çünkü gerçekten güreş ülkemizde bir ederi olan, sevilen bir branş. Hiç ummadığım bir yerde ummadığım biri gelip seni tebrik edip alnından öpebiliyor. Bunları yaşıyoruz biz. Maneviyat olan bir spor. O yüzden yenilgi bize yakışmıyor. Halkımız da yakıştırmıyor yenilgi. Bunun stresi çok ağır. Bir de rakiplerimizle de aramızda ciddi bir rekabet var. Yenilmek de çok zorumuza gidiyor. Yani. Mesela final müsabakasında Gürcü sporcularla ben en son finale kaldık. Salonda sadece ikimiz varız. Onlar da ülke olarak altın madalya istiyor. Biz de ülke olarak altın madalya istiyoruz. Kimse kaybetmek istemiyor. Maç bittiği anda da o altın madalyanı alıyorsun ya, o olana dönüyorsun ya. O artık o kargaşa, o hengame, o stres, o bitiyor, o rahatlık. Ve verdiğin emeğin sonucunda o altın madalya geliyor ya. En büyük hazzı veren, mutluluğu veren de o. Şimdi doğru yapmışım. Hak etmişim ki yaradan bana bunu nasip etti. Bunun keyfi de çok başka. O zaman ülkene dönüyorsun işte. Eşimle beraberim şimdi mesela. Hedefimi başardım. Fedakarlık yaptık. Beraber fedakarlık yaptık. O ayrı kaldı. Ben ayrı kaldım ama ne yaptık? Gittik. Ondan sonra dedim ki bu dedim senin için. Havalimanında işte geldim. O daha sonra geldi. Ben gittim mesela karşısına. Sonra ben madalyayı direkt boynuna taktım mesela. Şimdi artık Bianca var yanımda. Onun için şimdi güreşiyorum mesela. Allah'a hamdolsun hiç keşkem yok. Şöyle söyleyebilirim. Bütün turnuvalar dahil. Hepsinde altın madalyam var. Hepsinden birer tane kesinlikle var. Yani bütün koleksiyon tam diyebilirim. O anlamda hiçbir keşkem yok. Sadece keşkem eğer artıramazsam şampiyonlukların sayısı olur. Ya bir tane daha olabilirmişim. Belki iki tane daha olabilirmişim. Yani sonra bunu diyebilirim yani. Üç tane şampiyonumuz kaldı. Seneye Avrupa şampiyonumuz var ama onu dünya şampiyonası sonra karar vereceğim. Dünya şampiyonu olursam belki es geçme durumum var. Çünkü olimpiyatlara çok az zaman kalıyor. İşte mesela bu Avrupa şampiyonasında az daha sakatlanıyordum ki sakatlandım. Evet. Şu an mesela ikinci derece yırtık. Bu daha da önemli. Ameliyat derecesinde bir sakatlık olsaydı ben dünya şampiyonasını kaçırırdım. Mesela gelecek yıl aynısını yaşarsam olimpiyatları kaçırabilirim. Gelecek yıl çok kontrollü olmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle şimdi ilk hedefim şu dünya şampiyonluğu. Olimpiyat vizesi almak orada. İnşallah olimpiyat vizesini alıp kafamı rahatlatmak. Daha sonra da direktmen olimpiyata endeksleyeceğim kendimi o bir yıl boyunca. Öyle Avrupa falan artık benim için şey değil. Ben zaten onu yaptım. Allah'a hamdolsun. 11 de büyük rakam ama ben zaten 10 tane yapmışım bunu. Artık o anlamda ya hadi 11 de olsun. Yani bu anlamda çok kendimi fokuslamıyorum. Dünya şampiyonasına karar vereceğim. Bakacağım. İyi hissedersem
Moralim yerimde olursa gideceğim, güreşeceğim ama eğer böyle iyi hissetmezsem ya da böyle risk atmayacak olursam da Avrupa Şampiyonası seneye es geçip direkt ben olimpiyatlara güreşeceğim. Bakacağım yani durumuma. Allah tabii ki de büyük hedef. İkinci kez olimpiyat şampiyonu Allah'ın izniyle. Tabii büyüklerimiz inşallah bizlere görev verdikleri takdirde biz ülkemizin gençlerine inşallah hizmet etmek isteriz. Neden isteriz? Biz bu işin en mutfağından, Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nden çıkmayın. Ben 12 yaşında güreşle hemhal olduk. 12 yaşından beri yani çok zorluklar gördüm. O yaşlarda yaşadığım sıkıntıları biliyorum, yaşadığım problemleri biliyorum. Daha sonra yaşadığım rahatlığı, bolluğu biliyorum. Spor adına yaşanabilecek her şeyi yaşadım. Allah'a şükür spor camiasında da tüm branşlarda da sevilen bir karakterim, sevilen bir kişiliğim. Bunun farkındayım. Camiamızda iyiyim, spor camiasıyla çok iyiyim. İnşallah büyüklerimiz görev verdiği takdirde de bakanlığımız bünyesinde olur. Veya federasyon bünyesinde olur. İnşallah tabii ki de benim adımlarım olacak. Bizim hizmet etmemiz gerekiyor. Gerçekten işi ehline verdiğimizde, işi doğru insanlara verdiğimizde, yatırımların direktmen sporcuya ulaştığında ülkemizin gençleri çok büyük başaracaktır da, başarıyor da. Spor hayatım bittiğinde de. Yaradan bize neyi nasip edecek bilmiyorum. Büyüklerimiz neyi takdir edecek bizim hakkımızda bilmiyorum. Zaten şu an spor müşaviriyim. İnşallah aktif görev almak istiyorum. Spor müşavirliğinde aktif görev almak istiyorum. O dönemin şartlarına göre de en iyi görev benim için ne olur? Onu isteyeceğim tabii ki. Takdir ederlerse de dediğim gibi tüm gençliğimize, sporcu kardeşlerimize ve tüm gençliğimize inşallah hizmet etmek isterim. Biz bıraktıktan sonra inşallah bir jenerasyon sıkıntısı yaşamayız. Şu an çok kadir kıymet bilinmiyor ama biz bıraktıktan sonra bu rekorların, bu başarıların önemi çok anlaşılacak. Bu tarihi başarılar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, dünya güreş tarihinin en büyük başarıları. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihi değil, dünya güreş kitaplarına biz giriyoruz. Yani ben dünyanın neresine gidersem gideyim saygınlık gören bir güreşçiyim. İnşallah genç kardeşlerimize bayrağı devredeceğiz. Niyetimiz 2024'te final yapmak. Hayalim bu. Ben zirveye alışmış bir sporcuyum. Diyorum ki zirvede bırakayım. Yani bu kariyere yakışan da bu olur. I support him every time. I cook for him. I support his soul, his heart. I give power, I give energy. We want together exactly. As a European Championship, my parents came. We watched together. We enjoyed so much, and we were so excited and nervous and stressed. But he won, and we were so happy, so happy. Diyor Taha'ya diyor, ben her zaman yanındayım kalbim diyor, güç veriyorum, enerji veriyorum ona diyor. İlk diyor Avrupa Şampiyonası'nda beraber kazandık, biz de oradaydık, annemle babamla gelmiştik, çok heyecanlanmıştık diyor. Yani bizim için çok heyecanlıydı diyor. Ona diyor işte eve geldiğinde işte ondan sonra her anlamda destek olmaya çalışıyorum diyor. Benle beraber diyor 5'te 5 yaptın diyor. Yani hiç mağlubiyet görmedi diyor. Hep maçtan önce de söylüyor bana kazanacaksın diyor. Vallahi her zaman söylüyor. İçime doyuyor kazanacaksın ama belki biraz zor olacak diyor. Sürekli onu söylüyor. Zor olacak diyor. Kazanacaksın ama diyor. I love so much children. He's asking when you will do and when you want. We are planning but for now on it should be a secret. we will say when diyor tabii came. Düşünüyoruz, düşünüyoruz, planlıyoruz. Biz olduğunda inşallah duyurmayı daha çok istiyoruz. Bizim planımız öyle hani olmadan hani nazar değiyor, şey oluyor. Onun da kafasında hep öyle var. Onu söylüyor. Diyor ki önce diyor hani planımızı yapsak da bu diyor gizli olacak. Artık bir şeyler olgunlaştığında da inşallah sevdiklerimize duyuracağız inşallah.